Evet, bombusların faaliyeti geçtiğini anladıktan sonra artık ben bu deliği kapatıyorum. Bombusların geçemeyeceği hale getiriyorum. Yani şu vaziyete deliği geçiriyorum, getiriyorum ve bırakıyorum. Diğer taraftan zaten bombus gireceği zaman arılar içeride onu ekçiliğe devam ederler. Bombusların giremediği tek delik bu. Ana ızgarasından bile geçebiliyorlar. Özellikle karınlarını içe kıvırarak. Bunlar özellikle bu dönemde aç oldukları için. Buradan geçemiyorlar. Buradan geçebilmeleri için iki bacaklarını birini sağa birini sola koymaları gerekiyor geçebilmek için. Bunu da yapamadıkları için sadece buradan geçemiyorlar. Mesela bombuslar bu delikten rahatlıkla geçebiliyorlar. Yine bu delikten rahatlıkla geçebiliyorlar. Gündüz arı olsa da burada, arılar kovsa da özellikle geceleyin ve sabah erken saatlerde ve hava sıcaklıkları şu anda 12 derece civarı. Hava sıcaklıkları biraz daha düştüğü zaman bu delikler savunmasız olduğu için rahatlıkla geçebiliyorlar. Evet, polen getiren arılar ne yapıyorlar? İlk önce ortaya hiza alıp ortadan sonra yukarıya çıkıyorlar. Ben de bu deliği artık bu vaziyete getiriyorum ki içeriden arılar dışarıya çıkabilsin, dışarıdan bombuslar içeriye giremesin ve kapıda karşılasın. Bombuslar da ilk geldikleri zaman zaten bu tel olduğu vaziyette, bu yağma önleyici pozisyonunda buraya gelip buradan içeriye girmeye çalışıyorlar. Ancak içeriye giremiyorlar. Bombuslar için en büyük risk gece ya da sabah erken saatlerde başlıyor ya da gündüz hava 12 dereceden düşük olduğu durumda en büyük risk kovanların yağmalanması bakımından. Salkımdaki arıyı dahi bombus salkımı bozdurabiliyor. Salkımdaki arının dahi onu rahatsız edip salkımdan düşmesini sağlayabiliyor. Eğer hava soğuk giderse bombuslar uyandığı için bombuslar bu kapı koruması olmayacağı için soğuk havada arı kapıyı girişte bekçi arı tutamayacağı için, bekçi arılar da salkıma çıkacağı için bombuslar eğer kovan başı 40-45 tane önceki yıllardaki gibi saldırırsa o zaman bir risk içeriyor. Ancak o durumda da kenar taraflarda gıda varsa bombuslar direkt gıdayı ve özellikle de polene duyarlı onlara gitmeye çalışıyorlar. Yani kenar çerçevelerindeki poleni çekmeye çalışıyorlar. Çünkü bombusların ilk ihtiyacı şu anda polen. Bitkisel beslenmeye ihtiyaç duyuyorlar. Karbonhidrat beslenmesi değil şu anda. Polene duyarlılar bombuslar şu anda. Yavru yapabilmek için, yavruya yatabilmek için kıştan çıkışta. Dolayısıyla bu arıların üstünde kek olduğu için, yani salkımın üstüne keki bıraktığımız için keki bu arılar koruyabilirler. Ancak salkımı bozamayacak kadar bir soğukluk olursa alttan açık olduğu için kovan ve bombuslar içeriye girip kenarlardaki gıdayı tükettikten sonra salkımı bozup rahatsız etmeye çalışırlarsa o durumda bu arıların salkımı bozulmasıyla birlikte o soğuk havada, o gece donlarında, eğer gece donu olursa o gece donlarında bu durumda salkımı bozulmasına bombuslar sebep olacağı için arıların içeride gıdaya ulaşımı azalır. Salkım bozulmasından dolayı aç kalarak, üşüyerek bir risk olabilir. Yani bu ne demek? Eğer bombuslar artık uyandıktan sonra gece donları aşırı olursa, 4-5 gün gibi uzun süreli gündüz soğuklukları olursa salkım bozulması bakımından bir risk içeriyor. İnşallah arılar kendilerini korurlar. Salkımın dışındaki gıdayı bombuslar yese bile arılara bir zararı yok. Ancak arılar için en büyük risk bombusların salkımı bozması. Çünkü o durumda ana arı salkımdan düşerse diğer arılar da zemine düşüyorlar. Yani ana arıyı korumak için topak oluyorlar. Onu ısıtabilmek için o soğuklarda. Dolayısıyla dibe düşen salkım gıdadan uzaklaşmış oluyor. Ve 24 saat içinde bu arılar gıdaya ulaşamazsa hepsi birden açlıktan ölebiliyorlar. Ana arı ve etrafında bir dünya
arıyla birlikte kovan dip tablasında arıların kritik açlık eşiği 24 saat, 48 saat aç kalırlarsa içerideki aç kalan tüm arılar ölebiliyor. Zaten kovan dibine çökmeleri bu sebeple bu şekilde denk gelmiş oluyoruz. Evet. Bu mustarım söndürdüğü sepet.